Hocam, sabah namazını kaçıran bir kimse ne yapmalıdır? Şimdi namazları vaktinde kılmak asıldır, esastır. Bir kişi namazı vaktinde kılmadıysa günah işlemiştir. Yani sabah namazının vakti ne zaman? İmsakla güneş arasında kılmaktır. Bu arada namazı kılamayan, tedbir almayan, saat kurmayan, saat çaldı ya da uyandın, kılmadın keyfi olarak bu kişi günah işlemiştir. Tövbe etmesi lazımdır. Üzülmesi lazımdır. Ama bütün tedbirleri aldığı halde, saat kurdu vesaire, uyanamadı. Uyku gerçekten mazerettir. Baktı ki güneş doğmuş. Şimdi güneş doğduktan 40 dakika kadar, güneş doğum saati, herkes bakabilir yani güneş kaçta doğuyor. Her gün bu değişir. Yazın saati, kışın saati farklıdır. Güneş doğduysa sabah namazı artık kılınmıyor. Peki sabah namazını bütün tedbirleri aldım, saati kurdum vesaire, erken yattım vesaire, bütün tedbirleri aldım ama kalkamadım, kılamadım. Bu insanın başına işte ömürde ya bir kere ya iki kere gelebilir diyelim. Çünkü niye? Asıl olan vaktinde kılmaktır. Böyle bir şey başıma geldi. Ne zaman kılacağım? İşte o güneş saat, herkes baksın güneş ne zaman doğuyor. Ona 40-45 dakika ilave ediyoruz o saatin üzerine. O saatten sonra istediğim bir saatte öğlene yarım saat kalana kadar diyelim. Öğlen namazına yarım saat kalana kadar o arada istediğim bir saatte kılabilirsin. Nasıl kılarsın? Ya Rabbi, niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya. Ya da sünnetini, bak, hem sünnetini kılmaya da diyebilirsin, kaza demeyebilirsin. Hem de ya Rabbi, niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kaza etmeye. Ya da ya Rabbi, niyet ettim bugünkü sabah namazının farzını kılmaya. Yani kaza demeden de olur, kaza diyerekten de olur. İlk önce sünneti kılarız, sonra farzı kılarız, bu şekilde kılarız. Niye mesela diğer namazların vakti geçtikten sonra yapılan kazalarda sadece farz kılınıyor da sabah namazında hem sünnet hem farz kaza olarak kılınıyor? Hocam, bunun hikmeti nedir yani? Niye diğer namazların sünnetleri niye kaza olmuyor? Sabah namazının sünnetini niye kaza ediyoruz diye bir soru sordun. Peygamber Efendimizin başından geçmiş sabah namazı. Yani bütün tedbirler alınmasına rağmen güneş doğmuş bir harpten dönüşte. Ve oradan ayrıldıktan sonra, ya bu Efendimizin hayatında olduğu için sünnetiyle beraber sahabe kılmışlar. Bu bize geldi, bu bilgi. Hani kitaplarımızda var. Onun için sabah namazının sünneti farzla beraber kılınıyor. Tabii ilk defa başa gelmiş böyle bir şey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Tabii üzülmüşler. Hani nöbetçi de bırakmışlar. Hazreti Bilal Habeşi, birkaç sahabe de bizi sabah namazına kaldırın denmiş. Ama onlara da uyku gelmiş. Yani uykuya çare yok. Ve Efendimiz kalkar kalkmaz demiş ki buradan hemen ayrılıyoruz demiş. Burası çok önemli yani. Çok etkili bir yer. Neden buradan hemen ayrılıyoruz? Çünkü namazsızlık buraya bulaştı. Ashabıyla beraber oradan ayrılmışlar. Ve ileride bir yerde sünnetiyle farzını kaza yapmışlar. Onun için biz de sünnetle beraber kaza yapıyoruz. Ama diğer vakit namazlarının, öğlen, ikindi, akşam, yatsının sünnetlerinin kazası olmuyor. Bu sünnet kazası sadece sabah namazına mahsus. Diyelim öğlen namazını kaçırdın, sadece 4 rekat farzını kaza yapıyorsun. İkindinin 4 rekat farzı, akşamın 3 rekat farzı, yatsının 4 rekat farzı, bir de yatsıda vitir namazının kazası oluyor. Ama sabah namazının sünnetiyle beraber kaza oluyor.